utanmıyorum ben. Yalan derler ama bilirim ben. Yalan malan değil. Ana olacak bir de o kahpe. Analığı batsın. Hayırlı günleriniz olsun. Eyvallah. Bir kahve sana zahmet. Zahmeti mi olurmuş? Esma, aç kapıyı. Esma. Kolay gele. Zilin açık ola civan. Sağ ol dayı. Benim oğlan. Okumak da bilir, yazmak da. Vakti zamanında öğrensin, hennese bilsin. Kahvenin içini çekip çevirsin dedik ya. Ulema oldu başımıza pezevenk. Bütün gün okur, bir bok varmış gibi sanki. E okusun, ürkütme. Okumak gibi var mı? Ömer, bak lan, süpür şuraları. Sıçtımın dey su. Lan! İşine baksana sen! İzin olursa senin oğlanla az bir konuşmak isterim. Neden sebep? Hem kimlerdensin bakalım sen? Seyahım. Gezerim. Heh, bir sen eksiktin. İşi var, sonra konuşursun. Çocuk var mı bu köyde hiç? Çocuksuz köy nerede görülmüş? Olmaz olur mu hiç? Kolay gelsin kız. Ne o lan? Kahve kuşları. Değişik bir şey var mı bugün? Aa, olmadı bak Hüseyin amca. Gene işemişim buralara. Hatice'nin altını bağlamayı mı unuttu? Ha? Yoksa kuş kocaman da bez mi yetmiyor? Ötüyor mu lan bakalım? Ana, ısırdı lan. Tövbeler tövbesi. Dursun abi. Ya. Nargile kahve. Uçuruver hemen. Hazır. Ömer! Nargile çabuk. Üzülme. Dudaklar sussa da kalbin yüz dili vardır. Ömer! Orospu. Dostlar yetişin. Çekil. Evimi başıma yıkıyorlar. Yıkılsın da altında kal. Yıkılsın da altında kal zindanlara düşsen yeri var. Ali! Ali! Yalanla hepiniz bilmez misiniz neler olmakta? Kimden korkarsınız? Neden susarsınız? Bu kızın günahı bütün köyün başınadır. Bilip de konuşmayanı cehennemde yakacak Rabbim. Yalanlar bu kahve. Kızımı kendi evine almak için istiyor. Kıskanıyor. Hepinizin gibi kıskanıyor. Sakın dayı. Seni de zıplarlarlar. Oy da bura. Kadınlar. Bu cılağınızı bir seferliğine gönderin de ateşi sönsün kahvenin. Olayım ben ana. Senin gibi de özürsün. Kızım Meryem! Ağlamsın Meryem! Kızım Meryem! Gir kız sen de içeri. Gelin Meryem! Meryem babam! Ne bakıyorsun lan? Açıktası kim mi gördü? Kalk kardeş.
Sağ ol amca. Gemi geldi. Akşam hazır ol. Gece kavuşmadan gelin. Dur kız. Ne oldun bakayım sen? Neden düşürdün yüzünü yere? Meryem abladan sebep. Neden sebep duymadım? Meryem abladan. Tekme attı ya Esma abla. Karnı ağrımıştır değil mi? Gebersin o. Deme öyle. Kimseye intizar etme. Davut, at koşturuyorum, gel. Bana ne, vurmasaydı o da. Kimse de ayırmadı ki gene. Sevmezler Meryem ablayı da ondan. Deli derler. Deli değil o. Bize şeker, pestil, dut kursu verir hep. Ben de size bir masal anlatsam, ha? İster misin? Neden sebep? Benim şekerim pestilim yoktu ondan. Bir de sıkıntın geçsin diye, ha? Nasıl masal ki o? Otur da dinle bak. Hadi siz de başka arkadaşlarınızı çağır. Sabah Meryem yine ortalığı birbirine katmış. Aa, bir de be. Zeybeş mi gelmiş? Sefet! Bu öyle bir masal ki... Anlatan kadar dinleyene de iş düşmekte. Anlatan kadar dinleyen de yorulmakta. Neden bilir misiniz? Çünkü bu masaldaki kişileri siz önce kafanızda göreceğiniz. Nasıl yaparız ki? Şimdi ben birine desem ki masalda yaşlı bir nene. Onun sureti belirir ya gözün önünde. Bu kişileri oynatın kafanızda. Orta oyunu gibi. Hayal perdesi gibi. Bu gördüğünüz, bildiğiniz, tanıdığınız insanlardan biri de olabilir farz-ı mahal. Her bir insanın yerine bu köyden tanıdığınız birini koyun. İyiye iyi yakıştırın, o belli olsun içinizde. Kötüyü baş verin. O kara bir suret olsun. Masalda bir ulak İbrahim var. Onun suretini bana bırakın, onun yüzünü ben görürüm bir tek. Masalın da bilmecesi burada zaten. Anlaştık mı? Bütün güzel hikayat, bütün masallar gibi buna da Yaradan'ın adıyla başlarım. Ben deyim 100 yıl evvel, siz deyin daha şimdi. Bir ulak İbrahim varmış. Olmaz Davut. Ne dedik? Ulan suretini boş tut kafanda. Sen ondan sonrakileri dolduracaksın. Ulak ne olabildiniz değil mi? Birinin habarını, birinin namesini, dileğini öbürüne götüren atlı. İşte günlerden bir gün... Atıl bir doğru atmış, de ki dünyayı taşırmış sırtında. De ki gece, de ki gündüz, hiç yorulmazmış. Yol uzun, yol bitmez ama suyu biter elbet İbrahim'in. Yol kıyında bir kuyu bulmuş. İşte ne olduysa zaten o vakit olmuş. İbrahim suyu içince gözünün önünde bir hayal belirmiş ona. Bağırıp düşmüş. Şimdi bir nene tahayyül edin kafanızda. Nene.
bir tas su getir. Koş, koş. 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 Sabah erken daha horoz ötmeden kalktım. Bir feryat kapının önünde buncağızı gördüm düşmüş yere. Ağzı burnu sal sümük. Ne konuştu ne etti. Ataşlanmış fakir. Yanıyor. Kimlerden bu, tanıyan var mı? Nene. Buduz muduz olmasın bu? Elliyor ne diyorsun ama? Bırak nene bırak. Atalım dereye gitsin. Ağusunu zehrini bulaştırır bize vallahi. Deli deli konuşma. Isırmayacak ya beni. Bulaştırırsa da bana bulaştırır ağusunu, ne yapalım? Bir gariban fakir. Sokağa mı atacağız? Yavrum. Konuşabileceğim mi? Gayret et biraz. Bir yol gözünü açsan. Gördün mü sen? Ne oluyor lan burada? Dede bize masal anlatıyor. Lan Ferhat, yürüyün eve, eşek sıpası. Anana lazımsın, hadi. Adem abi. Ha. Hadi gidiyoruz değil mi? Geldim. Masanın sonunu deyiver hele. Ne olmuş ula? Gizliden haber sal çocuklara. Herkes uyurken getir onları. Aşağıda eski bir ahır gördüm. Orada sizi beklerim. Sen de onlarla beraber öğren sonunu. Ataşla oynarsın beyim. Bildiğin ataş yapmaz benim gibisini. Felaket olur sonra. En büyük felaketi tasavvur et kafanda. Onun içinden geçtim de geldim ben Ömer. Yapma, korkarım. Korkarsan bilemezsin sonunu. Sonunu bilmediğin şeyden de ömrü billah korkarsın. Kurt kuş uyuyunca mezarlığın altındaki eski ahırda. Meryem abla. Ha. Yemeyecek mi? Canım istemez yesen. Bari yanına oturan da iştahın açılsın. Akşamüstü şerbet içtik ya tıkadıza. Laf kalabalıklığı yapıyorsun ya. Ben senin aklın nerede olduğunu biliyorum. Ne demiş benim aklım? Masallar diyarında gezinmekte. Kız bak şimdi döveceğim seni. O adamdan ötürü dersin değil mi? Delirdin herhalde. İşim gücüm yok, elin adamını düşüneceğim. İşin gücün yok işte. Düşün gitsin. Kız olay geçme. Düşünmekle oluyor sanki de. Olmuyor değil mi? Yok be. Ben senden sebep demedim. Ben öyle kendime dedim ben. Düşündüm de ne sanki. Adamcağız yemek yedi mi dedim içimden. Evi yok, barkı yok. Tamam işte. Yemek götürüver bari sevabını. Getiren bari. Kız sen deriye sulu götürür, susuz getirirsin adamı. Neredeymiş bu adam? Ben bilmem. Ömer'e sor, o bilir. Ne anlattı o adam size bugün? Hiç, masal işte. Tepe kızın masalı dedi. Bir de cengaver masalı. Ha, iyi. Kimdir o? Benim. Bildin mi? Bildim, bilmem mi? Meryem'im ben. Adım. Buyur. Dedim yemek getireyim sana. Zahmet etmişim. Zahmeti mi olurmuş? Yemeden olmaz. Buyur. Sağ olasın. Sofrana Halil İbrahim bereketi. Sen de sağ olasın. Bugün yardımın dokundu çok. Böyle taşın toprağın üstünde keşken bir yere boysaydın. Yok iyi böyle. Kendimi rahata alıştırmam. Neden sebep? İşte
Gezerim ya ben. Alışmayayım de. Alışırsan kalmaktan korkarsın, he mi? Eline sağlık. Güzel olmuş. Afiyet ol. Masanın başını bilmeyenler de işte şimdi öğrendiler. Buraya kadar herkes bildi ne olduğunu. Sabah nerede kalmış? Söyleyin bakalım. Rabia nenenin evinde kalmıştık. Hasta olan Rabia nene sahip çıkmıştı. Sonra o kötücül adam gelip bağırdı burada ne oluyor diye. Aferin size, iyi dinlemişsiniz. İşte hal böyleyken herkes korkuyla adama bakmış. O adamın adını demedin bize emmi. Kimmiş o? İsmini demeyelim onun, olmaz mı? Ha? Belki tanıdık birinin yüzünü bellersiniz, o zaman da olmaz. Çünkü o zaman günah bana yazılır bu iş. Siz bu kötücül adam için tanımadığınız birini belli. Bir suret çizin kafanızda, adını da siz koyun. Karanlığı yerleştirin o şemali. Yüzü hep kara kalsın onların. İşte bu adam bağırmış. Ne oluyor burada? Ne toplandı bu kalabalık diye? Ne oluyor lan burada? Ne toplaştınız? Rabia nenenin evinde biri var. Hasta mı kuduz mu bilmiyoruz. Yunus, Halil'le ikiniz bir olup gitseniz de Gavaklı'dan hekimi getirseniz mi acep? Baksana, fakir gözünü açamaz. Geçmiş ola Rabia nene. Hele bir tas su getirin bakalım. O ne o? Hele bir içirmeye davranın. Kudussa içemez. Sudan korkar. O zaman da iş başa düşer. Nasıl lafı öyle? Kudus'u öldüreceğiniz mi? E ne yapacaktık? Hekim gelmeden kimseyi elletmem. Can almanın günahı arzu titretir. Olmaz. Gözleri yalım yalım ateş gibi parlıyormuş İbrahim'in. Öbür adam firavun kılıklı, nefes alamıyor. Ölecek dedikleri, hasta dedikleri İbrahim'e cengaver kuvveti vermiş Rabbim o saat. İbrahim firavun kılıklının boğazını sıkmış sıkmış, gözünün tam bebeğine bakıp demiş ki: bilmekteyim, her şeyi bilmekteyim, kitabı bilmekteyim, ben onun sesiyim. Ben onun sözüyüm. Bir ben daha vardır benden içeri, adı Mehmet'tir. Suyu içtiğimden kelli özü bana, canı bana, aklı bana geçti. Mehmet ettiğinizi herkes bilecek. Ömürlerine döktüğünüzü herkes bilecek. Kanları yerde kalmayacak. Kim lan bu deyus? Ne diyor? Mehmet kim? Herkes sanki bir şeyler anlamış gibi bakmaktaymış. Firavun kılıklığıyla adamları olacak o köpeklere.
Ataştan sayıklar bu. Görmez misiniz? Onlar da korkmuş, korkmuş kaçmışlar. O güne kadar en erkek, en cesur geçinen adamlar, en korkak, en ciğersiz oluvermiş biri çıkıp günahlarını yüzlerine vurunca. Günahları neymiş ki? Ne yapmışlar? Anlatırım Civan, sabret hele. 5 kişi kayıpmış köyden. Mehmet'le beraber 6 kişi, biri kız. Suretleri işte buna benzer, 6'sının. Mehmet en baştaki. Tamam tamam, hepiniz göreceğiniz. Oturun yerinize. Bakan birikine versin kavga etmeden. Ulak çıkıp geldiği vakte kadar, dile geldiği vakte kadar bu canların başına ne geldiğini kimse bilmezmiş. Hiçbir günah gizli kalmaz derler. Bu da ayağın olmuş işte. Rabbim hissi gavlel vuku vermiş ulak İbrahim'e sanki. Nerede lan o deyus? Tehlikenin yakın olduğunu gönül gözüyle görmüş, görünce de kayıplara karışmış ulak. İşte esas o zaman korkmuş o firavun kılıklı. Neredesin? Çık ortaya! Çık! Bilmekteyim. Her şeyi bilmekteyim. Heh! Nereden gelmekte bu ses? Ne sesi? Duymaz mısınız? Bilmekteyim. Her şeyi bilmekteyim. Beynimin içini çevirmekte. Nereden? Hangi taraftan ünlemekte bu? Gidin. Gidin bulun şunu. Geceyi gece, sabahı sabah etmişler ama ulak sır olmuş, yok olmuş, kırklara yedilere karışıp kaybolmuş sanki. Mehmet günahsız, Mehmet fukara bir iyi adamdı. Ben onun özünü almaya geldim. Hem de peşinin birden demiş ulak. Kötücül adamın dizleri boşalmış sanki. Ulak İbrahim her şeyi bilmekteymiş hakikaten de. Eskiler şöyle der. Hiçbir günah gizli kalmaz. Zaman olur, yerdeki deve dikeni bile dile gelir, şahit olur, günahını yüzüne vurur insanın. Öbür adamlar da ölen öbür 5 kişinin mezarlarının yanında bulmuşlar kendilerini. Mezar dediğim gizli saklı kimsenin bilmediği koca bir çukur işte. Herkes kendi günahının olduğu yere gelmiş o vakit. İkram abi, buraya niye geldik? Ben korkmaktayım. Gitsek ya. Ellenmemiş. Nereden duyduysa pezevenk. Bizi siz öldürdünüz. Günahımız boynunuzda. Mezarımız sahipsiz. Mezarımız kimsesiz. Bir dua yanımız yok. Tövbe. İnsan insana bunu eyler mi ağlar? Yaradana tövbe. Anmadıkları Rabbinin adını, ölüm korkusu gelip çökünce kalplerine anmışlar ilk defa. Ama onları da kimse kurtaramamış. Toprak azizliğini gösterip çökmüş. İşte o saat anlamış adamlar ölüm ne demek? Öldürmek, can almak ne demek? Günahsız yere toprağın altında yatmak ne demek diye. Öldürdüm ben seni. Ölmedin mi? Baban seni gömdü buraya, gömdü. Deyus'un oğlu. Ortadın mı pezevenk? Gel! Nefessiz kalana kadar, çatlayana kadar bekletmiş suda. Maksadı zorla kuyunun suyundan içirtmekmiş firavuna. Hazreti cengaver kuvvetli ulak adamın canını bağışlamış ama o can hayır etmemiş ki.
Neden dersen, o kötücül adam suyu içince Mehmet'in özü, canı, aklı, fikri ona da geçmiş. Sabah olmuş, güneş doğmuş, doğmuş ama bizimki kör ola yazmış. Bir yağlı ilmek yüreğini soğutmuş gayrı. Derler ki canına kıymış o sabah vakti. Derler ki duvara yazdığı yazı şu manaya gelmekte. Ulak bana kalbimin karanlığını gösterdi. Kalbim karası gözüm kör eyledi. Can almakta vermekte yaradana mahsus emme. Neylersin kul kulu kötü eyledi. Yaşamak haramdır ben gibisine. Rabbim affeyle ya beni cehenneminde. Ölüm kurtulmak mı ölene bilinmez. Ama köylü kurtuldum sanmış. Rahat erdim sanmış bu adamın ölümüyle. Kimse gözyaşı dökmemiş zamanında el pençe divan durduğu bu adamın ardından. Zalim dediğine yaşarken saygıda kusur etmez insanoğlu. Ama zalimin ölüsüne dua okumaz, mezarına tükürür gayrı. Yeri ve göğü yaradan, kalbimde ve aklımdasın. Hadi, hadi. Hadi. Rabbim affetsin, köylü kendini günahsız sayarmış ya. Öyle olmadığını gün geceye dönünce anlamışlar. O gece köyde bir şey olmuş. Hem de akıllara ziyan bir şey. Utanç kaplamış. Herkes ar etmiş kendine. Güneş esirgemiş o köyden ışığını, bir daha hiç doğmamış. Bir daha hiç mi hiç horoz ötmemiş o köyde. Bahar hiç gelmemiş o köye. Kuru ot bile bitmemiş. Ne koyun melemiş, ne kuzu.
Bir deli rüzgar kalmış geriye. Dokunduğu her eli, her dudağı kurutup da geçen. Bir deli rüzgar kalmış geriye. Çorak toprağın üstünde yaramaz bir çocuk misali esen. Sessiz, suskun, büyük mü büyük bir kabristana dönmüş köy. Bir deli rüzgar kalmış geriye. Yaşayan ölülerin mühürlü dudaklarında gezen. Ulağı bir daha gören olmamış. Derler ki Ulak İbrahim kaybolmuş, karışmış kırklara yedilere. Bir deli rüzgar kalmış geriye, o da ulağın adını fısıldamış. Unutmayın, unutmayın diye. Adamlar Mehmet'i bir 4-5 kişiyi neden öldürmüş demedin bize. Deyiver hele. Anlatırım Civan. Sabret. Ama bu akşamlık bu kadar. Şimdi gidip uyuyun. Kimseye de bir şey demeyin. Yarın akşam aynı vakitte gelin yere. Ömer, sen yavruları evlerine götür sessizce. Şimdi anlatıp bitirsem beyim. Ömer. Meryem, çocuklara dedim gelin diye ama sen de onlarla beraber gene yarın gece. Gelirim. Sana zahmet. Yok ıhlamur, bitti. Esrah da var da sana yok. Ne var? Bir şey mi diyeceksin? Baktın öyle. Kahve adamın. İsterse vermez sana. Bu köyde bizim. Bilesin. İsterse... Kahve benim de kahvem. Köyde herkesin köyü. Tarı misafiri de kabulümüzdür. Ömer! Bak sen, dillere bak, dillere. Ömer, tamam. Ne oldunuz lan siz hepiniz? Sabahtan beri bitiniz kanlandı. Bu adam karıştırıyor bunların kafasını, Dursun abi. Bir şeyler anlatıp durmuş. Benim oğlan da sabah çemkirdi durdu bana evde. Yok biri gelecekmiş de. Yok hepimizi öldürecekmiş de. Ne anlatıyorsun lan sen insanlara? Sen benim ne anlattığımı boş ver de çocuğun burnu kanıyordu sabah, gördün mü? Kanar kanar, sana ne, çocuk o. Ya ne iyi dedin. Çocuk o da. Gücü yetmez değil mi? Adem abi. Otur, yetti. Sus sen sen. Sen ne anlatıyorsun onlara, onu söyle bakayım. Gavura canı mısın? Putperest misin? Eşkıya mısın, nesin, söyle bakayım. Sen anlamazsın ne anlattım. Hem sen nereden gördün bakayım onu? Ulan. Ulan para mısın yoksam lan sen? Nasıl da aklımıza gelmedi? Ulan yoksam çocukları... Yettiniz lan! Yettiniz! Yakışmadı sana. Yakışmadı sen gibisine. Onlara yakıştı mı Zekeriya abi? Senelerde onlara yakıştı mı? Ulan, ulan dua et. Dua et Dursun abin ne olsun. Yoksa öldürmüştüm lan seni. Öldürmüştüm. Senin bacağına sıçtım. Bir bakayım baba. Daha gel. Sen de siktir gitme. Sen hala orada şaşırdın, ben burada. Görün. Görün işte. Senelerdir bu ciğersizlerden korktunuz. Görün şimdi hallerini. Bilip de susan da suçlu. Sizin gibi. Sizin gibi. Ömer'e bir şey olursa sebebi sensin. Git buradan. Git. Sana yalvarıyorum beyim, git buradan.
biriymiş. Çocuklara masal anlatıyormuş. Cinci diyorlar, cinci. Gavurlar göndermiş. Köy köy dolaşıyormuş. Gavurlar göndermiş. Vatanı milleti bölsün diye. Öbür köylere gidiyormuş. Etmediğin bakmış millete. Efsunlu diyorlar. Cinciymiş cinci. Kim deyiyormuş kendine? Yalan da yanında azı. Gavurlar göndermiş. Cinciymiş cinci. Vatanı milleti bölsün diye. Cemile'ye beyot vermiş bir kaynatıp da meleğe içirsinde ye de. Kapıdan kovmuş kadın. Değil mi? Çocuklara da içiriyormuş otları da. Uyuyunca elliyormuş onların burnlarını. Dün Mehmet'i neden öldürdüler diye sormuştunuz ya. Bu akşam cevabını derim size. Sonra da sualimi sorarım. İyi mi? Zor mu bilmek cevabı? Değil. Bir tek cevabı yok çünkü. Kaç kişiyseniz o kadar cevabı olacak. İkram! 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 Adem abi, hayırdır? Uyuyorsun öyle mi? He. Maşallah, maşallah. Gir kız içeri, yok bir şey. İyi, uyu bakalım. Ben de uyuyayım o zaman. Hepimiz uyuyalım. Gelip siksinler bizi, burada ruhumuz duymasın. Ne yapayım abi? İçecek bir şey al, konuşalım az. Hadi bekliyorum. Hadi. Sıra Mehmet'in kıssasına geldi şimdi. Mehmet ve o beş kişinin sırrına. Aslında masal size anlattığım kısımdan çok çok önceleri başlar. Uzun zaman evvelinden. Size anlattıklarımdan evvel köyde Mehmet adında gençten biri yaşarmış. Masalın başını sonunda anlatmak olur mu derseniz, bu da böyle bir masalcı işte, ben gibi. Zorunu sonuna saklayan. Sessiz sedasız halledeceğiz bu işi. O Meryem Orosu'su saklıyor bunu evde, biliyorum ben. Buralarda pusuya yatalım derim ben. Ya ayak yoluna gidecek, ya dışarı çıkacak ama illaki çıkacak evden, eli mahkum. Ha, çıkmadı mı? Biz eve gireriz, uykusunda. Sessizce. Bu Mehmet'in ufaklığından beri en sevdiği şey okumak, yazmak, alimi, ulemayı araştırmak, tabiata dair, beşere dair bütün muhteviyatı bellemekmiş. Neden dersen, hem babası buna ön ayak olmuş, hem de yapacak başka bir işi yokmuş da ondan. O yaştaşları gibi koşup oynayamayan, gününü hep bir sandalyenin tepesinde geçirmeye mahkum bir garipmiş de ondan. Bebekliğinden. Nüzul derler, bildiniz mi? Bacakları kıpırdatan. Babası hekimmiş hem de. Lakin çaresini bulamamış hastalığı. Ama yılmamış. Ömrü hayatını buna vakfetmiş hekim. Başka çocukları da olmasın diye. Zaman geçmiş, Mehmet büyümüş, anası ölmüş. Baba oğul kalmışlar bir tek bir evin içinde. Hekim gece gündüz çalışıp didinmiş bu hastalığı yenmek için. Geceyi gündüze, sabahı akşama bağlayıp uğraşıp dururmuş ya, nafile.
Gene böyle gecelerden birinde uyuyakalmış hekim. O gece bir şey olmuş. Kim onca uykusuzluktan, onca çalışmaktan sebep bir rüya görmüş sanki. Zihni aldatmış onu, kafası ona bir oyun etmiş. Ne ışık ne rüzgar olmamış belki ama Mehmet'e bir şey olmuş o gece. Anlatılmaz bir şey. Sonraki günler Mehmet bir kitap yazmış. Hızla bir teviye. Babasından bir şey istemiş kitap bitince. Özüne sözüne güvenilir, ağzı sıkı, okumak yazmak bilen 6 kişi kitabın nüshasını çoğaltmak için gizliden eve çağrılmış. İşte ne olduysa o vakit olmuş. Kitap sanki efsunlu gibiymiş. Okuyanın özüne cesaret verip sözünü sakınmayan, doğruyu söylemekten korkmayan birine devşiriyormuş sanki. O güne kadar kalpte büyüyen korkuyu silip atmaktaymış bu kitap. Okuyanı başka, bambaşka biri yapmaktaymış meğerse. Biri kitabı yarım bırakmış. Korkmuş sonunu getirmekten. Dedim ya, İnsan sonunu bilmediği şeyden korkar diye. 6. korkmuş. Adı Yakup'muş. Hain kitabı Mehmet'in yazdığını orada burada söyleyip durmuş. Dilini tutamamış. Zaaf işte. İnsanoğlu beşer. Yaradan'ın adıyla başlarım. Gün bugündür ey ahali. Uyan. Kıyam başladı. Korkmayız zalimin zulmünden. Siz ki senelerdir bilip de sustunuz. Siz ki seneler var inandık deyip aslında inanmadınız. Kalpten bilmediniz. Düşünüp de sorgu sual etmediniz Rabbinizi. Siz ki senelerdir umumhaneye gidip harama uçkur çözüp kendi kızınızı töre diye, namus diye çekip öldürdünüz. Kıyam başladı. Uyanın.
Siz ki dışarıdan helal görünen, içeriden çürüyen, kirlenen kalbinizi kantara koyup tartmadınız. Bilip susan da yapan kadar günahkar. Gözlere lüzum yok. Görmediniz. Dillere lüzum yok. Bilip de demediniz. Duymadınız. Bakmadınız. Görmediniz. Gelin canlar, bir olalım diyeni dinlemediniz. İnandığınızı kendinize yontup değiştirip bellediniz. Dininizi bile kendinize göre bildiniz, dillediniz. Sevmeyi günah, harama helal ettiniz. Sizin olmayanı, erişilemeyeni karalayıp öldürdünüz. Söz ettiniz, laf ettiniz. O şah damarınızdan daha yakındı. Siz onu yedi gökte bildiniz. Kıyam başladı. Ey ahali, gün bugündür, uyan. Kıyam dedikleri kıyamet oldu o gece. Beyim, biz aşağı köydeyiz. Benim oğlan ataşlandı. Korkuyoruz bir şey olacak diye. Havale geçiriyor. Bir varıp da baksan diyoruz. Eve mi alayım? Bekleyin. Yalanmış tabii. Hekimi o gece mahsus alıp gitmişler evden. Kötülük mü bu? Bilmem. O bir kelime, o bir sıfat. O bile anlatamaz kıyımı. Onlar ki başka türlü yaşamayı bilmediklerinden öldürmüşler civanları. Bilmemenin korkusundan. Kalplerinin karanlığı iyiyi bilmemenin, tanımamanın korkusuyla birleşmiş. Kıyam, kıyamet olmuş. Hasta var diye gittikleri köyde değil, hasta bir can bile yokmuş. Adamları ara ki bulasın. Şu arkadaki ev beyim. O saat anlamış her şeyi ama ne fayda. Mehmet. Olan olmuş. Mehmet! Mehmet bir gün başına geleceği anlamış gibi kitabın aslını babasının heybesini atmışmış çoktan beridir zaten. Mehmet kan uykusundan uyanmamış bir daha. Şimdi geldik sorumuza. Dedim ya size, ulan suretini tanınız kimseye benzetmeyin diye. Şimdi anlatın bakalım o sureti. Ulak İbrahim nasıl biri? Bana tasvir edin. Davut sen başla. Kocaman bir adam. Elleri benim iki elim. Gözleri güzel. Mavi mi mavi? Denizler gibi. Gören bir daha görmek ister. Bütün masalların en civanı, en büyüğü ulak. Bu köye gelmiş dediler. Doğru mu? Gelmiş. Gelmiş ya. Davut, sen gördün mü onu? Gördüm, gördüm ya. Görmez mi hiç? Özü. Mehmet'in özü, öyle mi? Özü Mehmet'in özü. Sözü de öyle. Hay Allah.
Ben görmedim. Aşağı köye gitti dediler az evvel. Doğru mu? Doğru doğru. Aşağı köye gitti. Sana selam etti. Gözleri yeşil idi. Gözleri örnek gönyeği vardı üstünde. Geçtiği her yolda cümle mahlukat selama dururmuş. Mazlumun yoldaşı zalimin düşmanı ulak. Sanki kanatları varmış atın da kimse görmezmiş. Kolları böyle benim 5 kolum gibi. Atı büyük bir doğru at. Aslan gibi. Beni alıp havaya atıp tuttu. Alnımdan öptü. Sana selam etti. Seni babası kadar sevmiş. Öyle dedi. Az bekle dedi bana, az bekle. Seni alıp götürmeye geleceğim Ferhat, az bekle. Denizler aşacağız, dere tepe düz gideceğiz birlikte. Kurtulacaksın Ferhat, az bekle. Hekim o günden kelli bir masal uydurmuş kafasında. Yağan yağmur özü alıp kuyunun suyuna katmış. Bir ulak bey daha olmuş bu masalda. Hekim adını İbrahim koymuş. Ulak her anlatışta intikam almış. Şimdi elini kolunu sallayarak gezen katillerden. Mehmet'i ulakta yaşatmış hekim. Yalandan bir hayat. Mahsustan bir can vermiş ona. Her anladışta, her hikayede yüreğini soğutmuş hekim yeniden ve yeniden. Sonra o da inanmış buna. Ulağın peşi sıra düşmüş yola. Doğru derler. Ulağı ben de gördüm. Bir yiğit adamdı. Ama dedi ki bu köy son köydür. Artık buradayım. Beklemekteyim. Yoruldum. Gidilecek bir yer, çıkılacak bir yol kalmadı bize. Bilsek ki o burada. Bilsek ki beklemekte. Gitmesen. Kalsan bizle. Beklesek senden. Yolunu gözlesek. Aynı masala inansak beraber. Olmama hiç. Olur elbet. Bir masala sırf anladan inanırsa o masal masal olur mu hiç? Olmaz elbet. Kalasın. Kalasın ki onu sahi edelim. Uyuma lan öküz. Neye geldik biz buraya? İçim geçmiş be abi. Aha, bak. Esma'nın kızı orospuluktan dönüyor. Bizimkisi yetmedi herhal ana kızı. Bu ne be? Bizi sızını beklerken yol geçen hanına döndü amına. Benim oğlan lan bu. Lan! Ferhat! Gel lan buraya! Lan kaçma lan! Nereden geliyorsun lan bu saatte? Ha? Lan cevap versene! O adamın yanından geliyorsun değil mi? Ha? Lan cevap ver. Neredeydiniz? Lan söyle diyorum. Abi. Ali abi hem boş ağırdaydı bu. Oradan geliyor Zahar. Tabii ya. Salağız biz. Nasıl da akıl edemedik? Lan.
Ne yaptı lan o adam sana? Ha? La söylediyorum. Masal yalan değil. Ulak gelecek. Sana kalbinin karısını göstertecek. Ulan. Barışmalar duydu. Bakayım dediydim. Düştüm. Bu barışmalar ne Saffet? Kim bağırmakta? Düğün yeri gibi sanki. Düğün ya. Düğün bayram Meryem. Neden sebep? Ne ola ki? O geldi. Ulak geldi ablacığım. Ulak geldi. Doğruymuş ha. Esermiş masal. Ne oldu sonunda iyi ver hele. Kafasını taşa. Kafasını taşa. Kafasını taşa. Sen gördün değil mi? Ben... Bırak dokunma! Ferhat kafasının arkasını vurdu. Kötü düştü Zekeriya abi. Gelemeyin! Senin yüzünden! Bırak! Senin yüzünden! Bırak! Senin yüzünden! Kim o? Kim? Bırak oğlumun canımı okumdan çek! Bırak! Kafasını ellemeyin! İstifa etti mi? İstifa etti mi dedim? Biriniz cevap veren istifra etti mi? Etmedi. İyi, iyi o zaman. Çocuklar bütün fenerleri getirin. Açılın! 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 Karanlık etmeyin! Abi, abi yaşayacak mı? Su getirin çabuk! Soğuk su! Emmi. Korkma. Canım emmi. Geldi değil mi? Ulak geldi değil mi? Sonra ne olduysa o vakit olmuş işte. Önce bir ses duyulmuş, ta derinden. Masala inanan herkes o vakit bilmiş bu sesin ne olduğunu. Gümbür gümbürmüş her yer. Bir doğru atın sesiymiş bu ses. Thank you.
gitsek Eliha'ya. 20'sinden biri kurtulmuş. Sır olmuşlar ikisi. Yok olmuşlar. Sonra beyaza kesmiş Eryan. Sanki bütün bulutlar göklerden inmiş, her tarafı kaplamış gibi. Göz gözü görmez olmuş. 3 gün, tam tamına 3 gün. Gündüz mü gece mi bilinmez. Güneş yüzünü esirgemiş köyden. Köye nereden geldiği bilinmez bir salgın peyda olmuş. İnsanın etini lime lime eden cüzdanmış bunları. Meryem abla, aç benim. Bedseyin'in evinden aldım. Kilerden. Hastalık bulaşmamıştır. Anca bugün yeter bize. Ne edeceğiz? Bilmem ki ne edelim. Fukaralar korkularından dışarı bile bakmıyorlar pencereden. Ömer, çıkmamız lazım bu köyden. Başka çaresi yok. İllet hepsine bulaşmış. Havayı da getireydin keşke. Anasına su taşıyıp durmaktan. Bitmeyecek. Azapları bitmeyecek. Belli. Ömer. Ömer, çıkmamız lazım. Gitmemiz lazım bu köyden. Ne edelim? Gelir dediler ama gelmedi Ferhat. Yücelerden yüce bir adamdı. Aldı götürdü Ferhat'ı. Gelir dediler ama gelmedi. Yolları mı tıkandı acep? Ömer, sen gördün mü Ferhat'ı? Uyanın. Köyün bittiği yerde nurdan bir köprü var artık. O köprünün tam ucunda Zekeriya'yı gördüm. Yüzü ışıklar içinde. Yalım yalım parlamakta. Sizi beklemekteyim Ömer dedi. Çocukları al bana getir dedi. O köyden çıkmanız lazım dedi. Zekeriya'yı gördüm. Ferhat'ı bir de. Nurdan bir köprünün tam ucunda. Bizi beklemekteydiler. Korkma yavrum.
Yine çalın. Her bir şeyi unut. Çağrımız yok. Götür onu. Kurtar kızımı. Gel ya. Sonra bütün çocuklar el ele tutuşmuşlar. Yemin vermişler bir daha hiç ayrılmamaya. Yemin vermişler hiç korkmamaya. Yemin vermişler yaşayacak yeni bir diyar bulmaya. Yemin vermişler. Sonra dönüp bakınca köye bir de ne görsünler. Bir deli rüzgar kalmış geriye. O da oğlanın adını fısıldamış. Unutmayın, unutmayın diye.